Evet, pop yıldızı Hadise efendim Mehmet Dinçerler'le evlendikten sonra sahne tarzını değiştirdi. Mayovari kıyafetlerine mesafe koydu. Önceki gün Bursa konserinde pantolon ceketle sahneye çıktı. Danslarıyla konsere damga vurdu. İzleyelim. Evlendikten sonra Hadise'nin hem tarzı hem tavrı nasıl değişti? Uzun süredir birlikte olduğu Mehmet Dinçerler'le sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise'nin bir anda hem tavrı hem tarzı değişti. Hatırlarsanız bir dönemin en iddialı sahne kostümlerini Hadise giyerdi. İkinci sayfa masasında Gülşen'in kıyafetleri yerine Hadise konuşulurdu. Ancak nikahla birlikte Hadise'nin seçimleri de değişti. Mayolar, mini şortlar rafa kalktı. Bursa'da sahne alan güzel popçu baştan aşağı kırmızılara büründü. Yelek, ceket ve pantolondan oluşan kombininde hafif bir göğüs dekoltesi dışında hiçbir dekolte yoktu. Binlerce kişiyle şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen Hadise'de değişmeyen tek şey sahne performansıydı. Seçtim, kalbimi sana, ben sana verdim. Daha güzeller içinden, biz seni seçtim, kalbimi sana, ben sana. Her konserini danslarıyla renklendiren Hadise, eskiden giyim kuşam konusunda örnek aldığı Jennifer Lopez'i bu kez de dans konusunda örnek aldı. Sanki Bursa'da dans eden Hadise değil de Jennifer Lopez'di. İkinci sayfa olarak size soralım. Siz Hadise'nin yeni tarzını ve dansını nasıl buldunuz? Bizim de bir çizgimiz, sabrımız var. Çizgiyi geçene de bir dur deme hakkımız var değil mi canım? Ne güzel konuştu. Şarkının sözlerinden Hadise, yola çıkarak. Hadise böyle güzel doldurdu beni vallahi bir anda. Saniyeler içinde. Dök etine elindeki taşları dök. Ne oldu? Hadise'nin sözleri yeter şekerim. Yeter mi diyorsun? Evet peki, yeter. Şimdi Müge'cim kusura bakma ben Hadise'yi biraz övmek istiyorum. Ha, niye kusura bakma? Ben bak senden önce diyorum ki, diyecektim ki şahane ben bayıldım. Çok beğendim. Ya bir insana sahne bu kadar dans mı? Çok güzel. Bu kadar mı yakışır? Evet çok beğendim. Dans etmek bu kadar mı yakışır? Çok çok beğendim. Hem göze hem kulağa hitap ediyor. Sahneyi öyle güzel doldurmuş ki. Bu kırmızı takım çok güzel. Başka biri giyse kırmızı tulumu üzerine ceketi bu kadar güzel taşıyamaz. O tulumla dans ederken nasıl Jennifer Lopez gibi... Böyle bazıları böyle oynamaya çalışıyor. Keşke oynamasalar. Çabaları var. Evet. Bir mücadelelerini görüyoruz onların ama çabayı olmuyor. Robot gibi böyle hani arkadan kurmalı bebekler gibi oynuyorlar. Bizim gibi. O içinden geldiği gibi böyle güzel, güzel dans ediyor. Evet. Lopez gibi dans ediyor. Ve takım kıyafetle yani ceketle falan dans etmek de kolay bir şey değil. Zaten ileriki dakikalarda ceketi de çıkıyor. Çok hoş. Saçlar, maçlar. Son derece güzel. Bazen çünkü Hadise'de şöyle şeyler oluyor. Kostüm çok iyi oluyor. Saç ve makyaj ağır geliyor. Şu an bir bütün içinde. Evet Müge'cim demek ki neymiş? Sahnede şov yapmak için mayo giymeye, yok, bol dekolteli kıyafet yok, tercih etmeye gerek yokmuş. Yok. Sadece kırmızı bir tulumla da gayet güzel o dansınla beraber şov yapabiliyorsun. Hem işte şov bu. Hem, evet evet hem bak hiç... Ona mayo da çok yakışıyor. Güzel, ölçülü, hoş bir dekoltesi de var. Hiç gözüm dekolteye falan gitmiyor. Normalde biz bakarız hani dekolteye, yırtmaca, oraya buraya ama hiç öncelik bu şeyde sahne şovunda Hadise'nin dansına yöneldim. Aynen öyle. Sahnede Hadise gibi hem şarkı söyleyip hem dans eden kaç isim var ve ilk aklınıza kim geliyor? Benim ilk aklıma işte 3-4 isim geliyor aslında. Hı. Ece Seçkin güzel dans ediyor. Evet. Şimdi düşünüyorum başka kim var dans eden? Edemeyenler o kadar fazla ki. Hande var, İrem Derici var. Yonca Evcimik çok zaten evet, dansçı Yonca İrem Evcimik. De ara ara güzel dans ediyor. İrem Derici güzel dans ediyor, evet, çalışıyor. Evet. düşünüyorum o kadar ya, da çok isim yok aslında böyle. Dans da Tarkan zaten. Tarkan bambaşka. Dans da aynı ses gibi bir şey. Çok ders alırsın ama vücudun buna müsait olmayabilir. Bu tıpkı bir elbise gibi. Zayıf ölçülerin çok güzel olur ama sen o model o elbiseyi taşıyamayabilirsin. Aynen. Dans bazı isimlere yakışıyor, bazılarında olmuyor. Belki yakından güzel olur da kamerada başka bir şey, biliyor musun? Hadise'nin canlı sesi yok ama yazmışlar. Gayet bir şey söyleyeyim mi? Yo, dans dinledik etmek, ya. Dans ederken de şarkı söylemek o kadar zordur ki. Çıplak sesle o bunu başarıyor. Hadise'yi. Evet, çıplak sesle de dinledik. Yabancı dilde şarkıyı da çok güzel söylüyor. Sadece çok yakışıyor. Türkçe değil. Zaten yurt dışında büyüdüğü için okulda sorun yok. Hadise'ye bayıldım. Çok seviyeli giyinip harika dans ediyor. Demek ki vücudunu da sergilemeden daha şık olunabiliyor diye yazmış bir izleyicimiz. Ya burada vücut var, şov var, şıklık var, saç, makyaj, her şey bir bütün duruyor. Herhangi bir şey öne geçtiği zaman aslında seyirciyi rahatsız ediyor. Burada ölçüyü çok güzel tutturmuş.